Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için güzel bir kek hazırlayacağım. Karamelli, armutlu ve vanilya soslu olacak kekimiz. Kekimiz 3 yumurta ile hazırlanan, pasta çemberinde pişirilen, zeminde armutlar karamelle buluşmuş haliyle olacak. Tüm detaylarla paylaşacağım. Şimdi 1 çay bardağı burada toz şekere ihtiyacımız var. Kaşık ölçüsüyle nedir Oktay Usta derseniz 6 çorba kaşığı toz şekeri şöyle tavaya döküyorum. Normalde çelik tava tercih etmenizi tavsiye ederim. Böyle bir tavada yapacaksanız çok kısık ateşte olsun. Ocağın en küçük ateşinde böyle kısıkta yavaş yavaş sevgiyle şeker erisin. Hemen diğer malzemelere geçiyorum. 3 yumurta ile hazırlıyoruz kıymetli seyircilerim. Burada 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı toz badem, 1 paket vanilya ve kabartma tozu burada karışık. 7 çorba kaşığı una ihtiyacımız var. Karamelle buluşacak olan bir tane deveci armudu. Subhanallah şu güzelliğe bakın. Rabbim ne güzel yaratmış. Dalından Oktay Usta'nın toplamış olduğu armutları görüyoruz. Vanilya sosa geldiğimizde 1,5 su bardağı soğuk süt, 1 yumurta sarısı, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı nişasta, 1 paket vanilya. Yoğun vanilya olsun istiyorsanız 2 pakete çıkarabilirsiniz. Bir paketle yapacağım, tadını kontrol edeceğim. Eksikse bir paket daha koyacağım. Az daha kabağı düşürüyordum. Kolum kabağa çarptı. İnşallah kabaklı tarif de yapacağım siz için kıymetli seyircilerim. Şimdi şeker yavaş yavaş burada erir. Erirken hemen armutu soyacağım. Soyduktan sonra önce çembere bir yağlı kağıda oturtuyorum. Ondan sonra armutları dilimliyor. Karamel sos döktükten sonra kekini hazırlıyorum. Sevgili seyircilerim, karameli döktük. Çok güzel bir görüntüsü çıktı ortaya. Subhanallah. Elma olur, armut olur. İstediğiniz meyvelerle böyle karamelli yapabilirsiniz. Bir de üzerine vanilya sos yapacağım. Şimdi geliyoruz kekine. Kekinde 3 tane yumurtamız var. Yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Çırpma teliyle sadece karıştıracağım çünkü. Mikserle köpürtmeyeceğim. Şöyle bir 4-5 dakika elimizle, el yordamıyla çırpacağız şimdi. Sevgili seyircilerim, evet. 3 yumurtayı aldım. Üzerine 1 çay bardağı. 1 su bardağı dökmüyorum, 1 çay bardağı döküyorum. Çünkü neden? Orada da karamel var çünkü. Şekerli karamel olduğu için şeker dengesini korumaya çalışıyorum sevgili seyircilerim. Şimdi şöyle çırpma teliyle mikser kullanmadan şekeri eritiyorum. Böyle biraz hızlıca çırpıyorum. Sonra sıvılar, un, kabartma tozu, vanilya geliyor. Evet, şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Şekerin eridiğinden emin olabilmek için parmağımızı daldırın. Daldırdıktan sonra şöyle sürtün bakın. İki parmak arasında herhangi bir şeker tanecikleri geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Bu tam istediğimiz gibi olmuş demektir. Şimdi sıvı yağ geliyor. 1 çay bardağı sıvı yağ veriyorum. 1 çay bardağı süt içerisine döküyorum. Şimdi yumurta, şeker güzel erimişti. Sıvıları da ilave ettim. Daha karıştıralım. Bakın hiç mikser kullanmadan yolumuza devam ediyoruz. 1 çay bardağı toz badem veya toz fındık. Hazır alabilirsiniz. Yoksa da mutfakta çareler bitmez. Parçalayıcıdan geçirebilirsiniz. Bu da tamam. Şimdi vanilya kabartma tozu geliyor. Birer paket. Onlar da geldi. Onları da karıştırıyorum. Ve hemen şimdi burada 7 çorba kaşığı un. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çorba kaşığı unu veriyorum ve karıştırıyorum. Kıvamı tahin kıvamında bir kıvam çıkıyor ortaya. Ondan sonra bu karışımı direkt karamelli armutların üzerine döküyor ve fırın yolculuğu olacak. Hemen bakın hızlıca karıştır aşçım. Karıştırıyor, kıvamı görüyoruz. Ne çok koyu ne çok sulu.
Sevgili seyircilerim, karamel sos, eritmiş olduğumuz karamel armutların üzerine döküldükten sonra orada sertleşiyor. Biz de o sırada kek harcımızı yapıyoruz. Şimdi kek harcımız çok güzel oldu. Buradan ortalama bir 10 ile 12 kişilik armutlu, karamelli güzel bir kek çıkıyor ortaya. Tadanlar bu tada bayılacaklar. Garanti bir tarif. Allah'ın izniyle sizler için çok güzel kek tarifleri paylaştım. Kek tariflerim buradan ulaşabilirsiniz. Enfes kek tariflerim var. Bugünkü de çok değişik oldu. Zeminde armutlar var ekstra. Üzerinde de armut olsun isterseniz üzerine de biraz armut doğrayabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Şimdi burası hazır. Fırınımı çalıştırdım. 170 derece fırının orta katında pişecek. Turbofan kapalı alt üst ayarda. Ben o sırada hemen vanilya sosumu hazırlayacağım. Fırının ısısını kontrol ediyorum. Daha henüz ısı istediğime gelmemiş. Efendim vanilya sosta 1,5 su bardağı soğuk süt. Tencereye aldım. Küçük bir tencere. 2 çorba kaşığı şeker. Az şekerli. İsterseniz hiç şeker de koymayabilirsiniz ama biraz tadı olsun istiyorum çünkü. 1 çorba kaşığı çok dolu değil. Nişasta, mısır nişastası. 1 paket vanilya kontrol edeceğim. İhtiyaç olursa bir tane daha koyacağım buraya. 1 yumurtanın sarısı olacak. Akı ayrı bir yerde, yani akını kullanmıyoruz, sadece sarısı olacak. Güzel böyle orijinal bir vanilya sos hazırlıyorum sizler için. Şimdi vanilya sosumuzda şeker, vanilya, nişasta, yumurta sarısı, güzelce hepsini bir karıştırıyorum. Soğukken karıştıralım. Peşinden hemen küçük ocağı alıyorum buraya. Küçük ocakta bir taşım kaynatacağım. Çünkü vanilya sosun da soğuk olması gerekiyor. Kek dilimlerin üzerine vanilya sos dökmeyi planlıyorum. Sizin kek tarifiniz herkese fark atacak. Beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Evet, şimdi burası hazır. Fırınım 170 dereceye geldin mi canım? Sevgiyle geldin mi? Bakayım şu an kaç derecedesin? Daha şu anda 150 derece. 170'e gelsin. Ondan sonra hemen fırına gönderiyorum. Vanilya sosumuzun kıvamı koyulaştı. Kıymetli seyircilerim bakın şimdi kaynamaya başladı. Kaynayana kadar sürekli çırpıyoruz. Ve şimdi kıvamını sizlerle paylaşıyorum. Bir tık koyu olabilir. Nişastadan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü her marka nişastada mutlaka bir farklılık gösterir. Ben bir çorba kaşığı koydum. Eğer koyu olursa hiç sorun yok. Soğuduktan sonra biraz süt ile akıcı hale getiriyoruz. Şu anda vanilya sos hazır. Ara sıra karıştırarak soğutacağız. Kekimiz de fırına gitmeye hazır hale geldi. 170 derecelik fırının orta katında pişiriyoruz. Ortalama 45 ile 50 dakika veya bazen de 1 saati bulabiliyor. Her fırında değişkenlik gösteriyor sevgili seyircilerim. 170 derece çünkü. Çok yüksek değil. Fırından karamelli armutlu kekimiz geliyor. Bir kontrol edelim. Şu anda 45 dakikalık süre geçti. Bakalım pişmiş mi? Oo, subhanallah. Güzel görünüyor. Bakalım. Şimdi hemen çöp şiş batırabilirsiniz ya bir tane bıçak batırabilirsiniz sevgili seyircilerim. Oo, çok güzel. Gayet güzel pişmiş. 45 dakikada pişti. 170 derecelik fırında ama her fırının performansı farklı olabilir kıymetli seyircilerim. Ondan dolayı 45. dakikadan sonra kontrol edebilirsiniz. 50 dakikada olabilir, 45 dakikada olabilir. Efendim şimdi böyle bu haliyle bir 5 dakika bekletiyorum. Karamel sos çevirdiğimde akıp gitmesin. Yavaş yavaş kek onu içeriye doğru çeksin diye bekliyorum. Vanilya sosum da hazır. Birazdan sunum vakti diyoruz. Vanilya sosumuzun kıvamı biraz koyu oldu. Az bir şey süt ile akıcı hale getiriyoruz. Vanilyasını kontrol ettik. Gayet güzel. Bir paket vanilya yeterli. Geldi kıymetli seyircilerim. Biraz daha süt. Evet ve böylelikle şu andaki vanilya sosumuz hazır. Bir hazır sos yerine kendi pişirmiş olduğumuz sosu dökeceğiz kekin üzerinde. Bu burada beklerken şimdi sevgiyle şuradaki kağıtların kulakçıklarını şöyle kenara doğru alıyoruz. Sevgili seyircilerim bunları alalım. Şöyle. Tamam. Şimdi ters çevirme vakti geliyor. Geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Şimdi artık
Bu kelepçeli bir kalıp olduğu için kelepçesini açıyorum. Kelepçe alıyor. Üzerindeki aparatı da alıyorum. Bakalım nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız. Subhanallah. Şu güzelliğe bakın. Dumanları da çıktı sevgili seyircilerim. Karamelli bir kek, içi bademli. Üzerine vanilya sosu olacak. Birazdan sos da gelecek. Şimdi yavaş yavaş. Önce bakın şu kenarları kekten ayıralım. Birden asılırsak parçalanmalar olabilir. Böyle dikkatli bir şekilde önce düz hale getirelim. Düz hale geldi. Şimdi ayırıyorum. Şuraya odaklanalım. Lezzet burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ayırıyorum sevgiyle. Vay 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 vay. Maşallah. Baban da mı aşçıydı derler. Evet, babam da aşçıydı. Gayet güzel olmuş. Elmayla da hazırlayabilirsiniz. Armutla da olur. Ayvayla da olabilir ama ayvayı pişirip de koymak da fayda var sevgili seyircilerim. Şimdi sıcaklığı çıkıyor. Birazdan dilimleyeceğim. Ondan sonra vanilya sosuyla buluşma anı olacak. Bir lezzetimizin daha tarifimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. İnşallah sizlere faydalı olmaya çalışıyor, yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sofralarınız bereketli olsun. Oktay Usta'nın kek tarifleri devam ediyor. Ne ararsanız YouTube'a Oktay Usta kek yazın, kek tarifleri. Yemek yazın, yemek tarifleri geliyor. Hoşça kalın, sağ kalın. Allah'a ısmarladık efendim.